Nedret Ersanel, Yeni Komşular, Zamanı, Katar Doha'da yapılacak Astana toplantısının Türkiye-Rusya-İran arasına bir tazelik, ferahlık getireceği beklentisinin iyimser kaçacağı anlaşılıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib, Hama, Humus ve tabi Hedef Şam. Temennimiz, kazasız belasız Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. İfadeleri de Astana masasına yönelik ümitleri bir yandan söndürüyor bir yandan, pazarlık bedelini yükseltiyor. Gerginliği neredeyse elle tutacağız. Özellikle Tahran'ın gelişmeler karşısında uhulet ve suhuletini kaybetmeye başladığı, yöneticiler ve uzantılarının ağızlarını bozduğu duyuluyor. Ankara sakin. O kadar ki son MGK toplantısının bildirisinden bir kelime olsun haber çıkarmak, takla attırmakta uzman gazetecileri bile zorladı. Eh, sakiniyet hakimiyettir. Moskova, İran'a kıyasla daha soğukkanlı. Dışişleri Bakanı Lavrova Suriye sorulduğunda şu cümleleri kurdu: Yakından takip ediyoruz. Bu karmaşık bir oyun. Pek çok aktör işin içinde. Bu hafta için planladığımız görüşmenin durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum. İdlib bölgesindeki anlaşmaların sıkı bir şekilde uygulanmasına geri dönme ihtiyacını tartışacağız. Çünkü İdlib çatışmasızlık bölgesi teröristlerin Halep'i ele geçirmek için harekete geçtiği yerdi. Görülüyor ki Tahran kadar diline sahip olamama yoksa da ağızdaki baklayı da büyütmüyorlar. Lavrov'un şu sözleri de öyle. HTŞ'yi kimin finanse ettiği ya da yönlendirdiği konusunda bazı bilgilerimiz var. Kamuya açık bilgilere göre Amerikalılar, İngilizler ve bazı diğerleri bu grupları destekliyor. Bazı kişiler ise İsrail'in durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını, böylece dikkatlerin Gazze'den başka yere çevrileceğini söylüyor. Hasılı, Astana masası ilginç olacak. ABD, İngiltere ve İsrail'in resmi görünürlüklerinde profil düşüklüğü devam ediyor. Esad da öyle. Sahadaki gelişmeler Şam'ın varlığına yönelik açık tehdit olarak yükselirken hatta Zelenski ile birlikte Londra'da otururlar artık dokundurmaları yapılırken Esat evde tek başına havası veriyor. Türkiye'nin davetine önce askerlerini çek, vurdum duymazlığıyla yanıt veren Esat, şimdiki durumun buyur sen çek görelim. Olduğunun elbette farkında. İlk günden apar topar Moskova'ya uçtuğu anımsanırsa, işin varacağı yer konusunda da bilinci yerinde, İngiltere ve ABD'ye dönersek, HTŞ'nin yanında arkasında nasıl pozisyon aldıklarına yönelik etütler bedenlenmiş bir fotoğraf sunmuyor ama ipuçları arasında en ilgimi çeken şu, ABD'nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford, HTŞ'nin değiştiğini söylüyor. Artık eskisi gibi değil. Ford'un HTŞ'yi terör listesine aldıran diplomat olduğu hatırlandığında, örgüte yönelik yeni makyaj içinde onun seçilmesi normal. Doğrusu, HTŞ'nin açıklama ve tavırları da buna çalışılmış gibi. Esad'dan başkasıyla sorunumuz yok. Uluslararası cihat çağrımız yok. Türünden açıklamalar ya da Halep'te yıkılan yılbaşı ağaçlarını başta dikme. 10 gündür yaptığımız şu aslında. Bir örgütün tek adımıyla bölgesel dengeler ve çok sayıda ülkenin hesapları bu denli değiştiği, sarsıldığı için arkasında kim var sorusunu tartışıyoruz. Oysa tablo daha değişecek. Bir kere pasif durumdaki Trump gerçeği sahne alacak ve İsrail Filistin Suriye özeline inmiş görünen Orta Doğu daha geniş bir zorlu tercihler alanına yayılacak. Bir ucu Güney Kıbrıs, diğeri Körfez arasında kalan, tavanı Rusya Karadeniz Ukrayna Gürcistan, tabanı Yemen Mısır Kuzey Afrika olan çerçeve ki Haylidir, Doğu Batı cephesidir, hesaplaşmada ikinci perdeye geçecek. Asıl o zaman Türkiye, Suriye'de hangi oyuncularla beraber sorusu ilkel kalacak? Ankara'nın hem İran ve hem terör koridorundan öznel ve haklı rahatsızlığından kaynaklanan adımları yerini bulacak. Umarız ABD'li terör alanlarını da bitirerek yine özgün repliklerini okuyacak. Bu sahne çok kutuplu dünyanın ağırlığını herkes gibi Türkiye'nin de önüne getirecek. İran orada başka rolde olacak. İsrail başka bir rolde olacak. Körfez ülkeleri arada derede sıkışmışlıklarından kurtulacak. Gürcistan, Ermenistan, Türkiye Cumhuriyetler, Pakistan hep ayrı ayrı işlevler kazanacak. Kontralıntı yapayım. Kısa süre önce İlber Ortaylı bir röportajda şu paragrafı kuru verdi. Sınırlarımızı, medeniyetimizi nasıl koruyacağız ve bizimle bağ olan dünyadaki yerleri ne şekilde etrafımızda tutacağız? bugünkü Türkiye'nin iki tane Dışişleri Bakanlığı var. Bunların biri Bakü'de. Ve bu Bakü'deki Dışişleri Bakanlığı her zaman bizim gibi hareket etmez. O zıtlık değildir. O varyasyondur, renktir ve o varyantta daha sağlam taraflar olabilir. Nedir bu zıtlık? Nedir daha sağlam taraf? Son dönem gelişmeler içinde Ankara ve Bakü'nün zıt görünen varyantı, ara Ermenistan'la savaş döneminde şartların köpüğü içine saklanan ama Gazze'de daha sık dillendirilen İsrail'le ilişkiler olsa gerek. Kardeş Azerbaycan'ın Ermenistan'la mücadelesinde İsrail'le ilişkileri avantaj üretirken, Türkiye'nin İran'la ilişkisinde, Suriye'deki pozisyonunda renk, Trump dönemi Orta Doğu'sunda koz olur tahliline dayanıyor herhalde. O bu kadar anlatamamış ama şunu söyleyeyim, hiç ortaylı konuşması değil bu. Biri söylemiş, hissiyatı uyandırıyor. Fakat asıl konu, yeni sahneye geçilirken bu tür gıllıgışlı olasılıkların kurtuluş olarak sunulmasıdır. Büyük Orta Doğu'nun değil, Avrupa-Asya çizgisinin, Akdeniz'in, Batı Asya'nın, Güney Kore'de görülen çarpıcı komplikasyonda izlendiği gibi, Pasifik hattının bu türden ayak oyunlarına elverir hale gelmesidir. Stratejik plakalar jeopolitik kaymalarını tamamlamadı. Yeni başlıyor. Türkiye, buna göre düşün, dünyasını zenginleştirmeli. Suriye'deki gelişmelerin çıktıları parlak olacak inşallah. Ama küresel ölçeklerde de hakkının verilmesi gerekiyor. Ta Kılınç, Şehit Hama Bir şehir, şehit olabilir mi? Evet olur ve oldu da. Suriye'nin Hama şehrinde 1982'nin Şubat ayında yaşanan korkunç katliam, topyekün bir şehrin şehit düşmesine yol açtı insanıyla, evleriyle, tarihi eserleriyle, hatta hayvanları ve ağaçlarıyla. Hafız Esed'in kardeşi, Rifat Esed komutasındaki Suriye ordu birlikleri tam 27 gün boyunca havadan ve karadan bombardımana tuttukları Hamada taş üstünde taş bırakmadı. Şehri dünyaya tamamen kapatan Bağız rejimi nihayet çekilip gittiğinde geride kalan bilanço korkunçtu. En az 40 bin ölü kolları bacakları kesilen, gözleri oyulan insanlar, tecavüze uğrayan genç kızlar, karınları deşilen hamile kadınlar, toplu mezarlara dozerlerle gömülen maktuller, harabeye dönüşen tarihi cami ve medreseler. Rejim, son derece dindar ve kültürlü bir nüfusa sahip olan Hama'nın şahsında bütün Suriye'ye gözdağı vermişti. Kendisine muhalefet eden herhangi bir belde, artık hamaya bakıp hizaya gelecekti. Şehrin enkazında duvarlardan birinin üzerine yazılan şu yazıda Esed iktidarının bütün ruh röntgenini ele veriyordu. Vatandan başka ilah yoktur, Bağız'dan başka da peygamber yoktur. Bu ibare elbette Müslümanların iman manifestosu olan kelime-i tevhide nazireydi. Suriye'de yaşanan bu korkunç vahşete Bas rejiminin Orta Doğu'daki stratejik müttefiki İran herhangi bir tepki göstermedi, aksine destekledi ve göz yumdu. Hafız Esed ve Şurekası Suriye'nin sünni ve İslamcı muhalefetini ortadan kaldırırken aslında İran'ın Suriye'ye tasallutunun da önünü açıyordu. Tahran yönetimi böylece elini hiç kana bulamadan adeta dikensiz bir gül bahçesine girer gibi rahatlıkla Suriye'ye nüfuz edebilecekti. Nitekim etti de. 1980'lerin ikinci yarısında tırmanışa geçen ilişkiler sayesinde, sonraki yıllar boyunca Şii yayılmacılık adım adım daha görünür hale geldi. Hama katliamı, Bas rejiminin Suriye halkına yönelik işlediği insanlık suçlarının ne ilki ne de sonuncusuydu. Ülkeyi kendi aile çiftliğine dönüştüren ve bütün kaynaklarını sömüren Esed Hanedanı, herhangi bir suçunun cezasını çekmediği gibi, her defasında İran'ı daha güçlü biçimde arkasında buldu. İran, bu gaddar rejimi sonuna kadar desteklemesi sayesinde hem Suriye'de hem de Suriye üzerinden Lübnan ve Irak'ta etki sahasını genişletti. Şii hilali, yüz binlerce Müslümanın kanını ve canını emerek semirdi. Arap Baharı sürecinde Suriye'de yaşananları ve nihayet bugün şahit olunan tabloların ne anlam ifade ettiğini kavramak isteyenler, Suriye halkının on yıllar boyunca yaşadığı travmaları yeniden hatırlamalı bilmiyorsa, okumalı ve öğrenmeli. Her şey gözlerimizin önünde oluyor. Yaşananlar inkar edilemeyecek biçimde kayıt altında. Suriye konusunda cahil kalmanın bugün artık mazereti yok. Eğer bu cehalet bilinçli bir İran ve Şia sempatisinden kaynaklanmıyorsa tabii, yakasını o sempatiye kaptıranlar da etrafındaki gerçeklerden tümüyle koparak paralel bir evrende yaşamaya başlıyor zaten bir şey daha var. İslam coğrafyasında yaşanan acıları kimin gerçekten dert ettiğini görmek istiyorsanız, Suriye konusunda gösterdiği tavra bakınız. Bir insanın hakikaten vicdanlı olup olmadığının ölçüsü, hiçbir siyasi getirisi olmayan Suriye meselesinde sergilediği duruştur. Örneğin, Filistin için sloganlar atanlardan kaçının Suriye içinde sesini çıkardığını gözlemleyiniz. Bazılarının sadece Filistin için meydanlara döküldüğünü göreceksiniz. İsrail Gazze'yi bombalarken öfkelenenler arasında Esed İran cephesi İdlib'i bombaladığında kafasını çevirip geçenlerin bulunduğunu müşahede edeceksiniz. Hatta Netanyahu'ya ağız dolusu sövüp Müslüman öldürme konusunda ondan geri kalmayan Esed'i övenlere rastlayacaksınız. Bu neden böyle? Çünkü Filistin piyasası ve müşterisi bol olan epey karlı bir dövüş arenası. Filistin üzerinden istediğiniz politik ajandayı uygulamaya koyabilir, siyasi muhalefet örgütleyebilir, dilediğiniz sloganları atabilir, ne kadar karın ağrınız varsa Filistin dosyasının içine sıkıştırabilirsiniz. Oysa böyle tutarsız bir çizgi bilinçli bir duruş değil, aksine süfle emeller ve saplantılar uğruna Filistinli mazlumların cansız bedenleri üstünde hoyratça tepinmektir.